Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program ve yanında güzel yemekler hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Tabii ki bugün yoğun istek alan hemen yağlamamız var. Kayseri yağlamamızı hazırlayacağız ve ondan sonra güzel bir tatlımız olacak. Onu hazırlayacağız ve onun yanında tekrardan hemen taraturumuz var. Taratur yapacağız ve bu şekilde 3 tane yemeğimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yaparken siz de evinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlanmış olacağız. Evet, şöyle biz yemeklerimizi yapıyoruz. Yemeklerimizi neyle yapıyorduk? Yemeklerimizi doktor sarısı ve tuzumuzla beraber yapıyoruz. Evlerinizde günü rahat içinde kullanacağınız müthiş bir setimiz. Hemen şöyle bir 6 parçadan oluşan bir tane setimiz. Siz de evlerinizde günü rahat içinde kullanabilirsiniz. İçinde neler var? Setimizde neler var sevgili izleyenlerimiz? 5 litre kadar sıvı tuzumuz, 1 tane şişemiz, 2 tane şık tuzluğumuz, 1 kilo kadar kaynak tuzumuz, ondan sonra 1 tane de değirmen tuzumuz. 6 parçadan oluşan setimizi sadece 125 lira alıyoruz. Kargoya para vermiyoruz, kargoya para vermiyoruz. Ve 1 sene hatta 1,5 sene tuza para vermeyeceksiniz sevgili izleyenlerimiz. Müthiş bir setimizi satın alacaksınız. Evet, setimizi satın almak istiyorsak hemen numaramızı da verelim. 0212 912 1474. 0212 912 1474 olan numaradan aynı şekilde setimizi satın alabilirsiniz. Diğer ürünlerimizi satın alabilirsiniz. Dilerseniz setimizi ve Bimex ızgaramızı satın almak istiyorsanız benim Instagram sayfamdan da aynı şekilde satın alabilirsiniz. bitişikşeffaflosa.tgt sayfasından hem tuzumuzu hem de Bimex ızgaramızı satın alabilirsiniz. Programımıza gelmek istiyorsanız, bizlerle beraber programda bulunmak istiyorsanız, reklamlarınız için, tanıtımlarınız için veya da albüm reklamı yapıyorsanız, ürününüz varsa onun reklamını yapacaksanız sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. bitişikşeffaflosa.tgt Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Programımıza da konuk olabilirsiniz. Evet, 3 tane yemeğimiz var sizler için hazırlayacağımız. Dilerseniz listemizi yavaş yavaş alalım. Ondan sonra sizlerle beraber hazırlığımıza geçebiliriz. Neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? Şöyle bir ilk önce bir karışık tarator için sevgili izleyicimiz kullanacağımız malzememiz 1 adet kabak, 1 adet patatesimiz, 1 adet patlıcan, 3 diş sarımsağımız, 3 su bardağı kadar yoğurdumuz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız olacak. 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarısı sıvı tuzumuz, karabiberimiz ve 1 tutam da dereotu kullanacağız. 1 adet kabak, patates, patlıcan kullanacağız. Ondan sonra 3 diş sarımsağımız olacak, 3 su bardağı kadar yoğurdumuz olacak, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarısı sıvı tuzumuz, karabiberimiz ve 1 tutam dereotumuzu kullanacağız. Öncelikle kabağı, ondan sonra patatesimizi, ondan sonra patlıcanı güzelce bir şekilde bir rendeleyeceğiz. Rendeleyip hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra tenceremize yağımızı döküyoruz. Ondan sonra yağımızı döktükten sonra sırasıyla hemen onları içine ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Yavaş yavaş kavururken içine sarımsağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra tuzumuzu ilave edeceğiz. Ve onunla beraber iyice bir hazırlanacak. Hazırlandıktan sonra soğutmaya bırakacağız. İyice bir soğuyacak ve soğuduktan sonra içine yoğurdumuzu da dökeceğiz. Yoğurtla beraber karıştıracağız. Dereotumuzu dahil edeceğiz. Ve ondan sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyup üzerinde süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, gelsin diğer listemiz. Kayseri yağlaması için de sevgilimiz neler kullanacağız? Hemen onun için de 5 su bardağı kadar unumuz olacak. 10 gram kadar kuru mayamız olacak. 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarısı sıvı tuzumuz. 2 çay kaşığı kadar toz şekerimiz. Ondan sonra 2,5 su bardağı kadar suyumuz olacak sevgili izleyenlerimiz. Bu hamurumuz için gerekli olan malzememiz. 5 su bardağı kadar un, 10 gram kadar kuru mayamız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarısı sıvı tuzumuz, 2 çay kaşığı kadar toz şekerimiz olacak ve de 2,5 su bardağı kadar ve de şöyle de bir şey de diyebiliriz. Alabildiği kadar su diyebiliriz. Ondan sonra harcı için, üzerindeki kıymamız için de sevgili izleyicilerimiz neler kullanacağız? 300 gram kadar dana kıymamız, 4 adet kuru soğanımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarısı sıvı tuzumuz, pulverimiz, karabiberimiz, 1 su bardağı kadar suyumuz, üzeri için yoğurt ve sarımsak kullanacağız. Hemen tekrardan üzeri için malzememizi bir daha anlatalım. 300 gram kadar dana kıymamız, 4 adet kuru soğanımız olacak ve ondan sonra 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız veya da zeytinyağımız, hangisini kullanacaksak onu tercih edebiliriz. 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarısı sıvı tuzumuz, karabiberimiz ve pulverimiz. Seviyorsak biraz da kekik de kullanılabilir. Ondan sonra da 1 su bardağı kadar suyumuz olacak. Üzeri için de hemen yoğurt ve sarımsak kullanacağız. Geniş bir kabımız içine unumuzu boşaltacağız. Onun içine kuru mayamızı, tuzumuzu, şekerimizi ilave edeceğiz ve unumuzu güzelce bir karıştıracağız. Karıştıktan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz. Hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuz hazırlandıktan sonra hamurumuz yaklaşık bir 40-45 dakika bir dinlensin.
iyice bir demlensin ve güzelce bir şekilde bir mayalansın. O dinlenirken biz de tekrar kenarda hemen soğanımızı kavuracağız. Hafif bir yağda kavuracağız. Ondan sonra sarımsağımızı, ondan sonra kıymamızı ilave edeceğiz. Ondan sonra biberimizi, domatesimizi, salçamızı içine ilave edeceğiz. Ve güzel bir kıymamızı hazırlayacağız. Kıymamız da hazırlandıktan sonra salçamızdan da biraz ayırıp sosumuzu da hazırlayabiliriz. Ondan sonra hemen hamurlarımızı ızgaramızda pişireceğiz ve piştikten sonra her katına kıymamızı sereceğiz ve ondan sonra güzelce bir şekilde bir ayarlanacak. Ayarlandıktan sonra da üzerine yoğurt ve sosumuzu üzerine ilave edeceğiz. Onu da ilave ettikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, son listemiz, hemen onu da bir alalım. Muhallebi pastamız için de bir da farklı olacak. Tam da sizin istediğiniz gibi güzel bir pastamız olacak sevgili izleyicimiz. Onun için de 4 yemek kaşığı kadar unumuz olacak. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 paket bisküvimiz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuzu kullanacağız. 4 yemek kaşığı kadar un kullanacağız. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 paket bisküvimiz, 1 paket vanilyamız, 2 yemek kaşığı kadar da toz kakao kullanacağız. Önceki tenceremize yağımızı döküyoruz. Onu döktükten sonra unumuzu iyice bir kavuracağız. Unumuzu iyice bir kavurduktan sonra tekrardan sütümüzü içine ilave edeceğiz. Sütle beraber onu iyice bir karıştıracağız. İyice bir karıştırdıktan sonra hemen içine şekerimizi, vanilyamızı da dahil edeceğiz. O yavaş yavaş toparlanacak. Toparlandıktan sonra bir tane tepsimizin altına yarısını dökeceğiz. Arasına bisküvilerimizi sereceğiz. Aynı şekilde ikinci katını da aynı şekilde ayarlanacak. En son kalan muhallebimizi üzerine dökeceğiz. Ve üzerine döktükten sonra üzerine toz kakaomuzu serpiştireceğiz. Ondan sonra dinlendireceğiz. Ve dinlendikten sonra istediğiniz şekillerde, ölçülerde kesip sunumunuzu yapabilirsiniz. Harika da bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, şimdi malzemelerimiz hazır ve yavaş yavaş şöyle bir eldivenlerimizi ayarlayalım. Ondan sonra sizlerle beraber hazırlığımıza geçebiliriz. Şöyle bir önce hamurumuz dedik. Onu ayarlayalım. Ondan sonra devam edelim. Biraz elimizin altına unumuzdan da alalım. Şöyle bir tane kabımız dedik. Ondan sonra da unumuz. Unumuzu içine boşalttıktan sonra böyle bir kenara doğru alıyoruz. Ortasını hazla şekilde açıyorum. Ortasını açtıktan sonra da şöyle bir kenara alıyorum. Kuru mayamız. Ondan sonra şekerimiz ve tuzumuz. Doktorsal kaynak tuzumuzu dahil ettik. Onu dahil ettikten sonra yavaş yavaş suyumuzu döküyoruz. Bunu ben biraz şöyle bir kenara doğru çekeceğim. Bu da daha rahat bir şekilde karıştıralım. Evet, yavaş yavaş karıştırmaya başladık. Biraz daha suyumu içine ilave ediyorum. Ondan sonra da ben şuradan biraz daha ayarlamamı yapayım. Ve yavaş yavaş hamurumuzu karıştıracağım. Devam edelim. Şöyle azar azar. Evet. Şimdi ilk önce bir karıştırdık mı hamurumuzu. Ondan sonra da unla toparlamaya başlayacağız. Onun için de ben şöyle bir yavaş yavaş karıştıracağım. Ondan sonra da unumuzu da toparlayacağım. Evet. Biraz eldivenle de zor olduğu için şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Kenara alacağız ve hamurumuzu kenarda biraz bekleteceğiz. Şimdi unumuz dedik. Hemen şuradan azar azar unla hamurumu toparlayacağım. İçine kuru mayamız, şekerimiz ve tuzumuz alabildiği kadar suyumu ilave ettim. Şimdi yavaş yavaş toparlamaya başlayacağız. Devam ediyoruz. Biraz daha şuradan unumuzu ilave ettik. Evet. Tekrardan karıştırıyoruz. Hem toparlıyoruz hamurumuzu hem de bir yandan yoğurmaya devam edeceğiz.
Tabii bizim çok fazla süremiz olmadığı için hamuru çok fazla bekletemiyoruz. Ama sizler hamuru iyice bir dinlendirin, iyice bir bekletin. Hem daha iyi bir şekilde ayarlanmış ve hazırlanmış olacak. Şöyle biz de yavaş yavaş toparlamaya devam edeceğiz. Yaklaşık bir yarım saat bir dinlensin. Ondan sonra da işleminize geçebilirsiniz ve ekmeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Kulak memesi kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Onun için de yavaş yavaş yoğurma işlemine devam. Ben şöyle bir tezgahın üstünde devam edeceğim. Onun için kabımı da kaldırayım. Onda bir işim kalmadığı için. Şöyle bir tezgahta işlemimize devam edelim. Evet. Şunu da aldık. Hadi elimizin altı da hem açmışız. Evet, şimdi yavaş yavaş devam edeceğiz işlemimizde. Hemen evet, şöyle yapalım, şunları da alalım ki siz de daha rahat bir şekilde görün diye. Şimdi hamurumuz yavaş yavaş hazırlanıyor. Ben de bu arada minik bir unumu alıyorum. Tekrardan içine ilave ediyoruz. Ondan sonra da şöyle tezgahımızda güzelce bir hamurumuzu yoğuralım. Devam. Biraz daha şuradan. Şöyle bir de elimizde hem yapışmasın hem de biz güzelce çalışalım diye, rahat çalışalım diye onları toparlıyoruz. Devam. Aynı şekilde hamurumuz hazırlanmaya devam ediyor. Evet. Şöyle güzelce bir toparlanıyor. Biz de kıvamını ayarlayana kadar unumuzla onu toparlamaya devam edeceğiz. Biraz daha un ve ondan sonra da hamurumu yoğurmaya devam edeceğiz. Hop. Evet. Yavaş yavaş onu güzelce bir şekil alana kadar, toparlanana kadar yoğuracağız. Unumuz, kuru mayamız, şekerimiz ve de tuzumuz, alabildiği kadar da suyumuz dedik. Onunla beraber hamurumuzu hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Şimdi hamurumuz hazır. Ben şöyle bir tezgahıma ufak bir unumu serpiştireceğim. Ondan sonra da kaç tane yapacaksak bezelerimizi ona göre bölebiliriz. Şöyle biraz bezelerimiz büyük veya da küçük de olabilir. Hop. Devam. Minik minik bezelerimiz. Eldivenle gerçekten biraz çalışması zor oluyor sevgili izleyenlerimiz. Onun için de ben de bir yanda şöyle bir keseyim. Ondan sonra toparlayayım. O kenarda yavaş yavaş dinlensin. O dinlenirken biz de sizlerle beraber diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Evet, şimdi hazırız. Şunu biraz daha ufaltabiliriz. Kenara doğru aldık. Şimdi onları da kenara doğru aldıktan sonra bu biraz tabii dinlenecek hamurumuz. Onun için de ben şöyle bir yavaş yavaş toparladım, kenara aldım. Devam ediyorum. Kenara. Ondan sonra da kenara. Biz de yavaş yavaş onu Bimex ızgaramızda pişireceğiz. Ve üzerine harika bir şekilde sosumuz, yoğurdumuz olacak. Ve onunla müthiş bir yağlama hazırlanmış ve ayarlanmış olacak inşallah. Şimdi biraz hamurum dinlensin. O dinlenirken ben de bu arada harcımı hazırlayacağım. Güzelce bir şekilde onu ayarlayacağız. Harcımızla beraber işlemimize devam edelim. İstediğimiz kadar, yani küçük de tutabiliriz. İstersek büyük de tutabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Yapacağınız ölçü size kalmış. Hangisini istiyorsanız
O şekilde de tercihinizi yapabilirsiniz. Gönderdik. Son küçük bir tane. Onu da ayarladık. Ve hazır diyebiliriz. Şimdi onları hazırladık sevgili izleyenimiz. Güzelce bir şekilde bir ayarlandı. Onları ayarladıktan sonra o kenarda şimdilik biraz bir dinlensin. Ben de bu arada ızgaramın altını ayarlayayım. Bismillah dedik. Altını açtık. Kenarda biraz bir ısınsın. Şimdi o kenarda ısınırken harcımızı hazırlayalım. Ondan sonra da güzel bir ayarlamamızı yapalım sizlerle beraber. Ben şuradan bir tane daha genişçe bir tenceremi alıyorum. Onu da şuraya doğru gönderdik. Onun içine hafif yağ. Ondan sonra kıymamız içinde minik biraz yağımız olsun. Evet, yağımızı gönderdik. Ve şunu bir kaldırıyoruz. Onunla bir işimiz kalmadı şimdilik. Şuradan bir tane çırpma telimiz ve yavaş yavaş artık işlemimize devam edebiliriz. Şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Doğramayı burada yapacağım. Bu size engel olmuyor değil mi arkadaşlar? Oluyorsa isterseniz hamurumuzu biraz kaydırabiliriz. Evet. Şimdi yavaş yavaş yağımız hazır sevgili izleyicilerimiz. Ben hemen şuradan ayarlamamı yapayım. Eldivenimi ayarlayayım. Ocağımızın altını aynı şekilde ayarlayabiliriz. Açabiliriz. Soğanlarımız için de, harcımız için de devam edeceğiz şimdi. Kaç tane kullanacaksak, şimdi biraz içindeki malzemelerimiz fazla olacak sevgili izleyenimiz. Onun için ne yapacağız? Malzememizi elimize geldiği kadar fazla tutacağız. Soğanımız, sebzemiz biraz bol olsun dedim. Onun için de öncelik şöyle güzelce bir soğanımı doğrayacağım. Çektik kenara. Devam ediyoruz. Bunları da aynı şekilde doğradık. Kenara doğru alıyoruz. Devam ediyoruz. Gelsin bakalım. İstediğiniz gibi soğanlarımızı ince ince veya da isterse biraz daha kalın da doğrayabiliriz. Tercih size kalmış. Bunu biraz daha küçülttük. Kenara aldık. Gelsin bakalım. Bir tane daha soğanımız. Bunu da doğrayacağız. Şimdi onu da doğradıktan sonra da ben hemen evet artık tenceremize gönderebiliriz. Ben şöyle bir tencereme yollayacağım sevgili izleyenimiz soğanımı. O tenceremde yavaş yavaş kavrulsun. Kenarda minik minik. Yavaş yavaş kavrulacak. Evet. Şimdi o yavaş yavaş kavrulurken biz de kenarda devam edebiliriz hazırlıklarımıza. Şunu bir kaldıralım elimizin altında. Şu anda onunla bir işimiz kalmadığı için. Onu şuraya doğru alabiliriz. Hemen soğanımı tencereme gönderdim. Onu güzelce bir karıştırdım. O kenarda kavrulsun. Diğer tenceremize yağımızı ilave etmiştik. Ve ondan sonra da unumuz gelsin. Şuradan bir yemek kaşığı daha dahil edebiliriz. Unumuzdan bir yemek kaşığı daha ilave edebiliriz. Onu da karıştıralım. Öyle. Kıvamlı olacak. Biraz daha koyu olacak sevgili izleyenimiz, muhallebimiz. Onun için ne yapacağız? Unumuzu buradan biraz daha fazla tercih edeceğiz, kullanacağız. Yavaş yavaş kavrulmaya devam etsin. Onu yavaş yavaş kavururken şurada bir yemek kaşığı daha un. Gelsin bakalım. Evet, güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş karıştıralım tekrardan. Unumuz iyi kavrulsun. Çünkü çok önemli, unumuzun güzel kavrulması gerekiyor. Ben de şimdi yavaş yavaş unumu kavurmaya devam edeceğim. Şimdi onu kavururken biz de boş durmayacağız. İşlemimize devam edeceğiz sizlerle beraber. Şöyle bir şunu bir alıyorum. Ondan sonra da biraz biberimiz, domatesimiz, sevgili izleyenimiz. Onları da hazırlayacağız sizlerle beraber. Kullanacağımız kadar biber ve domates. Hemen onları şöyle bir temizleyelim. Çekirdeklerini alıyoruz.
Tekrardan bölüyoruz. Ondan sonra kenara aldık. Tamam. Artı bir tat lezzet katacak. Yağlı şey yağlamamız için de harika bir sunum ve sebzelerimiz olmuş olacak. Bu şekilde eğer ki kıymanız azsa da onu biraz daha arttırmış, çoğaltmış olacaksınız sevgili izleyicilerimiz. Hemen bunları biraz daha küçük küçük dilimliyorum. Kenara gönderdik. Soğanı kavururken dilerseniz yani o biberin güzel aromasını, tadını almak istiyorsanız bir tane biberden içine ilave edip güzel bir tat ve aroma da katabilirsiniz. Evet, şöyle bir unumuzu karıştıralım. Yanmasın çünkü hızlı bir şekilde altını açmıştık. Onun için da yanmaya başlayacak. Onun için karıştıralım. Oh. Unumuz iyi kavrulsun. Hele ki tatlıda çok önemlidir bu. Unumuz iyi kavrulacak sevgili izleyenimiz. Hem iyi kavrulduğunda un kokusunu hissetmeyeceğiz. Hem de çok lezzetli ve güzel bir tatlı yemiş olacağız. Onun için elimizden geldiği kadar unumuzu yavaş yavaş kavuracağız. Ama biraz daha fazla kavuracağız. Evet, o kavrulurken ben de şöyle bir kenarda işlemime devam edeceğim. Biberlerimi temizlemeye. Evet, şöyle bir ayarladık tekrardan. Ondan sonra bunları da küçük küçük doğrayabiliriz. Ufak ufak doğramaya devam. Kullanacağız kadar, yani geniş karabalık böylesek biraz daha fazla da olmasını istiyorsak, istersek biraz daha artırabiliriz, çoğaltabiliriz. Ona göre de ayarlamamızı yapabiliriz sevgili izleyenimiz. Bu biraz daha elimizin altında hazır bulunsun ki işimizi kolaylaştırsın. Evet, şöyle bir unumuz iyice bir kavruldu diyebilirim. Diğer yandan soğanlarım, o da kavruluyor. Onu da bir karıştıracağız. Şimdi unumuz iyice bir kavrulduktan sonra çok fazla da yakmayacağız. Hemen azar azar sütümüzü dökelim. Bismillah dedik ve sütümüzü döktük. Biraz toparladık onunla beraber ve tekrardan karıştıralım. Yavaş yavaş karıştırmaya devam. Evet, şimdi o güzel oldu. Artık toparlayana kadar karıştıracağız. Şimdi hızlı bir şekilde şekerimi ilave edeceğim. Vanilyam. Vanilya biraz daha arttırabiliriz. Yani vanilya istersek biraz daha çoğaltabiliriz. Siz de isterseniz vanilyanızı biraz daha çoğaltabilirsiniz. Şöyle bir kenardan da yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet. Biraz Hindistan cevizimiz. O da mis gibi olacak. Hemen biraz daha şuradan sizler de görüyorsunuz. Minik bir dokunuş. Her zaman artı bir tat ve lezzet katacak. Siz de bu şekilde tercihinizi yapabilirsiniz. Güzel sunumlarımız için bir yemek kaşığı, hatta iki yemek kaşığı kadar Hindistan cevizimizi içine dahil edip biraz daha onu güzelleştirebiliriz, biraz daha zenginleştirebiliriz. Şöyle bir kenar kısımlarından karıştıralım. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bir tane kaşık alıp etrafını şu şekilde gezebiliriz. Şimdi bu eğer ki oralarda kalmışsa illaki de kalıyor sevgili izleyicimiz. Onu toparlayıp bu şekilde de dağıtabiliriz. Çünkü orada kaldığı zaman hem yanacak hem de topak topak olacak için biz de onu güzelce bir karıştıralım. Ondan sonra içe doğru alıp onunla beraber yavaş yavaş topak olmamasını sağlayacağız. Evet, şimdi o iyice bir hazırlanıyor. Kenarda soğanımız dedik sevgili izleyicimiz. Soğanımızı güzelce bir kavurmaya devam edeceğiz. Kıymamız, hemen kıymamızı da dahil edelim. Soğan kavruldu. Ondan sonra da kıymamı içine ilave ettim. Ve kıymamla beraber devam edeceğim ayarlamamı yapmaya. Şuradan bir iki diş sarımsağı kenarda. Onları da şöyle bir minik minik hazırlayacağım. Ve tencereme gönderiyorum. Sevgili Ayhan Toprak abim, ondan sonra Hasan Ergüçlü abim bizleri izliyor, takip ediyor. Buradan ikisine de benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Gün gelende bizleri takip ediyorlar, izliyorlar. İkisine de
kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Sizler de ikisinin de çok güzel eserleri var. Hemen albümleri var. Alıp dinleyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Ve müthiş albümleri var. Hasan abim, söyle Hasan Ergüçlü ve Ayhan Toprak abim de. Buradan ikisine de kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Ayhan abim inşallah yine bizlerle beraber olacak. Onunla beraber güzel bir program yapacağız. Tekrardan ikisine de benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Kalbe düşen damlalar Hasan Ergüçlü de dinleyip ve müthiş eserleri var. Buradan ikisine de kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Şimdi yavaş yavaş ayarlamamızı yaptık. Muhallebimiz, o da kenarda hazırlanıyor. Kıymamızı kavurmaya başladıktan sonra da biberimiz, onu da dahil edelim. Güzel bir lezzet ve aroma katacak. Onun için biberimizle beraber kavurmaya devam. Şimdi biberlerimiz yavaş yavaş kavrulurken onun içine baharatımızı dahil edebiliriz. Şurada biraz pul biberimiz. Ufak çocuk varsa tercih etmiyoruz onlar için. Hafif minik dokunuş kimyon. Minik biraz da kırmızı toz biberim. Hepsini karıştırıp harika bir harcımızı hazırlayacağız. Evet, şunları da tekrardan karıştırıyoruz ve yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi bu kenarda kavurmaya devam etsin sevgili izleyenimiz. Doktor saz sıvı tuzumuz müthiş bir lezzet katacak. Hemen şöyle bir göz kararı tuzumu da ayarlıyorum. O yavaş yavaş devam etsin ayarlamaya. Evet, domatesimiz dedik. Bir veya da iki tane domates harika olacak. Çok da güzel olacak. Ben hemen onları da ufak ufak hazırlayacağım. Devam. Biraz daha şöyle bir ufak ufak doğrayalım. Ondan sonra da bir tane daha domates. Evet, domatesimiz biraz bol olabilir. Onun için biz de domatesimizi şöyle bir hazırlıyoruz. Evet, domatesimiz de hazır. Onu da şöyle bir kabımızı içine yolluyoruz. Tahtamızı tekrardan suya tutalım. Kabımıza gönderdik ve ondan sonra da yavaş yavaş işlemimize devam edeceğiz. Hemen, geç burası çok fazla ıslanmasın hamurumuzu hazırlayacağımız için. Ben onu güzelce bir şöyle bir ayarlayacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. İçine biraz salçamızı yollayalım harcımıza. Şuradan biraz da salçamız müthiş olacak. Tuzumuzu ilave ettik ve diğer malzemelerimizi içine ilave ettik. Bir yemek kaşığı kadar da salçamı dahil ediyorum ve onunla beraber karıştırıyorum. Bol harcımız olacak. Onun için harcımızı biraz bol tutacağız. Her birisinin arasına azar azar ilave edeceğimiz için buradan biraz şöyle bir güzel bir harcımız olsun dedik ve ayarlamaya başladık. Muhallebimiz hazır sevgili izleyicilerimiz. O da hazır. Domatesimizi ilave edelim tenceremize. Onu da gönderdik. Onu da gönderdikten sonra da ben hemen eldivenlerimi değiştireceğim. Şuradan sunum yapacağım, tepsim gelsin. Tepsimizi aldık. Biz de bu arada tatlımızı hemen hazırlayalım. Onu kaldıralım. Ondan sonra devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Muhallebimiz için artık hazırız diyebilirim. Bisküvilerimiz, onlar da hazır. Ve bir tane kepçemiz. Şuradan bir tane kepçemizi alıyoruz. Ve buradan bir tane şöyle bir kepçemizden aldık. Şöyle güzelce bir yayıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? İstersen ben yerini değiştirebilirim eğer ki rahat göremiyorsanız. Evet, şimdi onu güzelce bir yaydık sevgili izleyenimiz. Tepsimize yaydık. Yaydıktan sonra bisküvimiz, hemen şöyle bir bisküvilerimizi arasına kakaolu bisküvileri şu şekilde bir diziyoruz. Bundan iki kat yapabiliriz.
İki kat olabilir. Bunu aynı şekilde gönderdik. Devam ediyoruz. Şuraya da bir de tane bıraktık. Evet, şimdi üstüne tekrardan bir kat daha. Minik bir kat daha. Diğer üzerinde de sade olacağı için onu biraz daha ayarlamamız gerekecek. Güzelce bir şekilde ayarlayacağız. Şimdi bunu güzelce bir yayıyoruz. Devam. Üzerini kapatalım. Evet. Bunlar da üzerini kapattık. Kaşımızı kaldırıyoruz. Onunla bir işimiz kalmadı. Ve devam işlemimize. Hop. Hemen ayarlamaya devam ediyoruz. Şöyle güzelce bir ayarladık. Evet. Bunları da aynı şekilde hazırlıyoruz. Evet. Müthiş oldu. Üzerine bisküvilerimizi de yolladık sevgili izleyenimiz. Onları da yolladıktan sonra da devam edeceğiz. Şimdi kalan muhallebimizde üzerini kapatacağız. Devam edelim. Şöyle toparladık. Gelsin bakalım. Evet. Burada biraz daha aldık. Ve tenceremizi boşalttık. Evet. Boşalttıktan sonra şunu bir kaldıralım. Gönderdik. Onu gönderdikten sonra da tekrardan üzerini ben şöyle bir düzelteceğim. Yavaş yavaş üzerini kapatacağız. Devam. Aynı şekilde üzerini kapatıyoruz. Burayı da aynı şekilde kapattık. Şu kenar kısımları. Geçmiş olmadı. Yani görünse de herhangi bir şey olmaz ama biz yine görünmesin dedik. Onun için ben bu şekilde ayarladım. Şimdi onu ayarladıktan sonra ben şuradan örtümü sereceğim. Hemen örtümüz gelsin bakalım. Şunu bir yanımıza doğru alalım. Örtümüzü şuraya doğru bir gönderiyoruz. Serdik. Onu serdikten sonra da ben şöyle bir tane poşet alacağım. Hemen şuradan bir tane poşetimiz gelsin bakalım. Bir tane poşetimiz. Şimdi ben hamuru açacağım için sevgili izleyenimiz çok fazla tezgahım kirlenmesin diye. Bunu şöyle bir açıyorum. Bunu da açtık. Üzerine şu şekilde bir bıraktık. Onu bıraktıktan sonra da hemen şuradan bir tane süzgecimiz. Ondan sonra toz kakaomuz. Evet. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biraz şuradan toz kakaomu boşalttım. Ondan sonra yavaş yavaş şu şekilde dokunuyorum. Toz kakaomuzu da yavaş yavaş şöyle bir dokunup üzerine güzelce bir boşaltacağız ve üzerini kapatacağız. Devam. Tamamıyla üzerini kapatana kadar işlemimize devam edeceğiz. Biraz daha. Evet, şimdi güzel oldu. Artan taneleri aldık. Şunu da bir kaldıralım. Onu da bir kaldırdıktan sonra da şimdi üzerine şu şekilde bir süslememi yapacağım. Ve pastamız artık hazır. Normal ortamda yarım saat. Dolabımızda da sevgili izleyenimiz. Dolabımızda da bir iki saat bir dinlensin. Çünkü dinlenmesi gerekiyor. Dolabımızda da bir iki saat dinlendikten sonra müthiş bir sunum olacak. Ve istediğiniz şekillerde, ölçülerde kesip sunumumuzu yapabilirsiniz. Tabii biraz bir dinlenmesi gerekiyor. Onun için ne yapacağız? Onu muhakkak bir dinlendirip
Ondan sonra kesip sunumuzu yapabiliriz. Evet, şimdi hazır ve güzel de oldu. Son dokunuşumu yapacağım, ondan sonra onu kaldıracağım sevgili izleyicimiz. Şu boşluklara minik biraz çocukların da hoşuna gidecek şekilde süsleyelim. Evet, bunu da gönderdik. Şuraya da ufak bir dokunuş. Harika oldu. Evet, müthiş bir pastamız oldu. Şimdi güzel oldu. Evet, onu da bir süsledik. Süsledikten sonra da sadece son bir dokunuş. Kenarlarını süsleyeceğiz. Şöyle bir karıştırayım. Hemen kenarlarını temizleyelim ve ondan sonra onu da kaldırabiliriz. Şimdi hazır. Müthiş oldu ve şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum. Ben de burayı bir kaldıracağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi ocağımı kapatıp o hazır. Diğer tarafı da biraz kısacağız. O da hemen hazır diyebilirim. Buradan biraz kekik. Müthiş olacak, müthiş. Kekiğimizi de dahil edelim. Kekikle beraber bir tane boş bir kabımız veyahut da tabağımız, hangisini kullanacaksak onu ayarlayalım. Karıştırdık. Ve iyice bir hazır hale getirdik diyebilirim. Onu hazırladıktan sonra son bir dokunuş. Onun içine biraz maydanozumuzu dahil edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Hemen şurada biraz da yeşilliğimiz, maydanozumuz da hazır. Onu güzelce bir doğrayalım. Onu da içine ilave edelim. Ondan sonra da artık hamurumuzu sizlerle beraber ayarlayabiliriz. Hop. Evet, şimdi küçük küçük maydanozumuz hazır. Onu da ufak ufak doğrayalım. Sizlerle beraber hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzu dinlendireceğiz. Hamurumuz bir 40-45 dakika bir dinlensin. Güzelce bir beklesin, dinlensin. O dinlenirken biz de kenarda ne yaptık? Hemen harcımızı hazırladık. Kıymamızı, önce soğanlar kavruldu. İçine sarımsağımızı ilave ettik. Kıymamızı ilave ettik. Biberimizi ilave ettik. Domatesimizi hepsini içine dahil ettik. Ve güzel bir harcımızı hazırladık. Salçamızı ilave ettik. Ve şimdi harcımız hazır. En son aşama olarak da hemen içine biraz maydanozu. O da hazır. Gönderiyorum içine. Hop, yavaş yavaş gitsin. Şimdi onu yavaş yavaş gönderiyoruz. Şöyle bir maydanozumuzu da dahil edelim. Evet, maydanozumuzu döktükten sonra da tahtamızı kaldıralım. Ona şu anlık bir işimiz kalmadığı için ben hemen şimdilik onu bir kenara doğru aldım. Şimdi burada çalışacağımız için hemen karıştıralım maydanozla beraber. Harcımız iyice bir karıştı ve güzel bir harcımız oldu diyebilirim. Eğer ki çok aşırı suluysa biraz suyunu süzmemiz gerekecek sevgili izleyicimiz. Eğer baktığınız çok fazla harcınız sulu, onun için biraz daha şöyle suyunu güzelce bir şekilde süzüp ondan sonra kullanmak gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yavaş yavaş boşaltalım şöyle bir tabağımıza veya da herhangi bir kabımıza onu boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra harcımız o da hazırlandı diyebilirim. Harcımız hazır ve biz de artık işlemimize geçebiliriz. Kapattık. Yavaş yavaş işlemimize geçeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Hamurumuz hazır. Güzelce bir şekilde bir ayarlamamızı yaptık. Biz şöyle bir şey yapalım. Kabağı rendeleyelim. Ondan sonra patatesi de rendeleyelim. Diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Hem reklamdan sonra daha iyi bir şekilde sadece bir ekmeğimiz kalacak. Sizlerle beraber hemen yağlamamızı hazırlayacağız. Güzel bir nefis bir sunum olacak. Onun için ben şuradan bir tane tenceremi ayarlayayım. Taratorumu da hazırlayayım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle herhangi bir tane tenceremiz öncelik. Ondan sonra da böyle hafif yağımı döktüm. Yağımı döktükten sonra şuradan bir tane boş bir tabağımız. Büyük bir tabakta kullanılabilir. Evet, biraz geniş bir tabağımız olsun ki rahat çalışalım. İçine kabağımız,
patatesimiz ve patlıcanımız dedik. Ama siz isterseniz ben farklı sebzeler de kullanabilirsiniz. Hemen eldivenimi ayarlıyorum. Ondan sonra da devam edeceğiz. Şöyle güzelce bir hazırlığımıza geçelim. Şöyle bir açalım altını. O da kenarda bir ısınsın. Evet, dedik ki sevgili izleyicilerimiz, malzemelerimizi sizlerle beraber hazırlayalım. Şurada bıçağımız gelsin bakalım. Onu gönderdik. Şöyle bir kabuğunu yavaş yavaş soyalım. Evet. Şöyle de daha rahat bir şekilde de soyabiliriz. Çok fazla. İstersen hafif biraz da alacalı da bırakabilirsiniz. Veya da hepsini de soyabilirsiniz. Ben hemen şurada başladım. Güzelce bir şekilde soydum. Devam ediyorum. Diğerinde çabuk kararacak yani. Onun için biraz daha elimizi çabuk tutmamız gerekecek sevgili izleyicimiz. Hemen hazırladığımızda direktmen tencereye yollamamız gerekiyor. Evet, şunları bir alalım. Rendemiz hazır. Başladık rendeleme. Şu kalan parçaları atmayalım. Onları da gönderelim içine. Herhangi bir şey olmaz sevgili izleyicilerimiz. Bir ziyan olmasın. Onlarda da dediğimiz gibi veya da bu şekilde de rendeleyebilirsiniz. İsterseniz doğrayıp da içine ilave edebilirsiniz. Onları da değerlendirmiş olacağız. Devam ediyorum. Müthiş bir karışık taratorumuz olmuş olacak. Hemen ayarlamaya devam edelim. Evet, şunu biraz daha eziyoruz ve ondan sonra da şöyle bir tenceremize gönderelim. O kararmasın diye tenceremize yolluyoruz. Şurada bir tane kaşığımız gelsin. Ve yavaş yavaş kavurmaya başladık. Şimdi o kenarda kavrulsun. Biz de sırasıyla diğer malzemelerimizi, sebzelerimizi de içine dahil edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Diğerlerini de içine ilave edeceğiz. Hepsi beraber hazırlansın. Rendelediğimiz için de erken pişmiş olacak. Bir tane kabak. Tekrardan onu da şöyle bir rendeliyoruz. Kabağımızı da ayarladıktan sonra şöyle bir rendemizi çeviriyoruz. Şu kısımla da sarımsağım. Hemen onu da ayarladık. Devam. Ufak ufak rendeledik. Şurada küçük bir parça daha var. Onu da aynı şekilde rendeleyeceğiz. Hop, eldiven olduğu için biraz zor oluyor. Bir tane küçük havuç kullanacağız. Şunu bir aldık. Bir tane küçük havuç. Renkli olsun, müthiş olsun sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzel bir görsellik de olacak. Ve harika bir lezzet katacağız. Onun için taratorumuz nefis olacak, nefis. Şunu da bir kaldırdık. Ondan sonra da bir tane de ufak bir havuç renk katması için başlıyoruz onu da rendeleme. Rendemizin ince gözüyle Fırat niye onu demiyor? Şöyle bir rendemiz hazır. Onu hazırladıktan sonra tenceremize yollayalım. Şöyle bir tenceremize yolladık. Önce bir karıştıralım havuçları. Şöyle güzelce bir karıştırdık ve şunları da içine dahil edelim. Evet. İşlerimize devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Müthiş olacak. Tam da sizin hoşunuza gidecek. Harika bir sunum olacak sevgili izleyenlerimiz. Şimdi onları güzelce bir karıştırdık. O yavaş yavaş devam etsin. Hemen rendemizi alıyoruz. Şurada bir parça soğanımız. Böyle güzel bir o aromasını katsın diye.
Dedi ki farklı olacak, çok lezzetli ve güzel olacak. Onun için de ben hemen soğanımı rendeledim. Soğanımızı rendeledikten sonra da onu şöyle bir kenara alıyoruz. Soğan, bir tane patates. Hemen bir tane patatesimiz. Onu da şöyle güzelce bir hazırlayalım. Tenceremize patlıcanı gönderdik. Ondan sonra da kabak, bir tane havuç yolladık. Şimdi en son ben biraz da soğan içine ilave ettim ki dedim ki güzel olsun, buram buram koksun ve şöyle bir patatesim de hazır. Şunları bir kaldıralım, onunla artık bir işimiz yok ve patatesimizi içine yolluyoruz. Şöyle biraz patatesimizle beraber devam etsin hazırlanmaya. Şunu bir kenara alalım. Ondan sonra şöyle biraz toparlayalım, çok dağınık görünmesin. Ayarlamamızı yaptık. Ondan sonra da şunu kaldıralım, bardağımız orada kalksın ve yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet, kavurma işlemine devam. Şimdi içine biraz karabiberimiz. Artı bir tane de lezzet katacak ve çok da güzel olacak. Karabiberimizi öğütüyoruz. Yavaş yavaş öğütmeye devam. Evet, onu öğüttük. Şimdi burada biraz tuzumuz. Bugün biraz tuzumuzu farklı kullanalım. Şöyle dedi ki sevgili izleyenimiz, Doktor Saf sıvı tuzumuz var, kaynak tuzumuz var. Bunu da şöyle bir hemen kaynak tuzumuzdan. Vay 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 vay. Evet. Hemen kaynak tuzumuzdan da evet, müthiş oldu. Onu da içine ilave ettik ve ilave ettikten sonra da şöyle bir karıştırıyoruz. O kenarda yavaş yavaş kavruluyor sevgili izleyenimiz. Müthiş olacak ve yavaş yavaş kavrulmaya devam etsin. Tuzumuzu ayarladık. Ondan sonra hemen şuraya bir toparlayalım. Kaşığımızı da kenara aldık. Izgaramız. Izgaramız da hazır sevgili izleyenimiz ve ızgaramızı ayarladık. Ben şimdi ızgaramız biraz da altını açabiliriz. O kenarda ısınmaya, ayarlanmaya devam etsin. Şimdilik şu yoğurtla bir işim kalmadığı için ben onu bir kenara aldım. Ondan sonra şöyle bir tane sunum yapacağımız tabağımız olabilir, kabımız olabilir, tepsimiz olabilir. Hangisinde sunum yapacaksak onu tercih edebiliriz. Şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Izgaramızın altını açalım. Artık yavaş yavaş o ısınsın. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. Şunu da gönderdik. Biraz buraya sebzelerimiz dökülmüş. Onu da toparlıyoruz. Evet. Tuzumuz dedik sevgili izleyenimiz. Sizler de gönül rahat içinde kullanabilirsiniz. Evlerinizde tercih edebilirsiniz. Harika bir setimiz. Bir sene hatta 1,5 sene tuza para vermeyeceğiz. Ve çok sağlıklı, çok lezzetli ve çok da güzel yemekler hazırlayacağız. Hemen setimizi satın almak istiyorsanız, Doktor Saf sıvı tuzumuzu satın almak istiyorsak numaramızı da verelim. O numara üzerinde sizlere de siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz. 0212 912 1474 0212 912 1474 olan numaradan siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz sevgili izleyenimiz. Dilerseniz evet 0212 912 1474'ten tuzumuzu satın alabilirsiniz. Dilerseniz benim Instagram sayfam üzerinde de satın alabilirsiniz. Hem tuzumuzu hem de Bimex ızgaramızı oradan da satın alabilirsiniz. Müthiş bir ızgaramız ve hemen şöyle bir altını açalım. Yapacağınız tek şey sevgili izleyicimiz, dediğimiz gibi Instagram üzerinde siparişlerinizi verip tuzumuzu, yağın çayımızı, ızgaramızı ve diğer ürünlerimizi oradan da alabilirsiniz. Şimdi hamurumuz hazır. Biraz bir dinlendi. O dinlendikten sonra biraz unumuz gelsin bakalım. Harcımız o da hazır. Şöyle bir tane hamurumuzu alalım. Bismillah diyoruz. Hamurumuz hazır. Devam edelim. Biraz da unumuz. Onu güzelce bir açacağız sevgili izleyicimiz. Şöyle bir yavaş yavaş açmaya başladık.
yapışmasın diye biraz daha unumuzdan üzerine gönderiyoruz. Evet. Şöyle bir yavaş yavaş açacağız. Ne çok fazla küçük olacak ne de çok fazla büyük olacak. Biraz böyle güzelce bir ayarlansın ve hazırlansın. Devam. Evet. Bu bizler için yeterli. Izgaramız yeni altını açtık. O yavaş yavaş ısınıyor. Bismillah diyoruz ve ızgaramıza gönderiyoruz. Ekmeğimiz o yavaş yavaş pişecek ve hazırlanacak. Kenarda şöyle biraz daha açalım. Biraz bir ısınsın. Taraturumuz o da hazırlanıyor. Biraz bir kavrulsun. Ondan sonra soğutmaya bırakacağız. Güzelce bir soğuyacak sevgili izleyenimiz. Hemen nefis olacak, nefis. Yavaş yavaş devam ediyor ayarlanmaya. Biz de hemen şurayı bir toparlayalım. Çok dağıldı şuralar. Onun için de temizleyelim. Çok dağınık görünmesin. Evet. Ekmeğimiz çok güzel olacak sevgili izleyenimiz. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin, ayarlanmaya devam etsin. Eğer ki çok fazla sulanıyorsa suyunu mutlaka almamız gerekiyor onun için. Geç herhangi bir şey olmaz ama ben de sizler evde yapacağınız için çok fazla bir şey olmayacak. Biz burada düz bir tabakta yapacağımız için suyu dökülmesin diye ben biraz suyunu alacağım. Ve ondan sonra devam edeceğim işleme. Şöyle bir suyunu süzebildiğimiz kadar süzeceğiz. Evet. Izgaramız yeni altını açtığımız için o biraz daha bir ısınsın. Hamurumuz için sevgili izleyicimiz neler yapmıştık? Hamurumuz için öncelikle bir genişçe bir kabımızın içine unumuzu boşalttık. Unumuzu boşalttıktan sonra tekrardan hemen onun içine güzelce bir şekilde unumuzu boşalttıktan sonra tekrardan kuru mayamızı, tuzumuzu, şekerimizi alabildiği kadar suyumuzu içine ilave ettik. Ve suyumuzla beraber iyice bir ayarlamamızı yaptık ve hamurumuz hazırlandı. Kaç tane yapacaksak ona göre bezelerimizi bölüyoruz. Bezelerimizi hazırlıyoruz. Bezelerimizi hazırladıktan sonra ondan sonra da şöyle bir tane biraz hafif suyu dökülmesin diye tepsi kullanacağım. Ondan sonra kenara doğru alabiliriz. Ondan sonra da sevgili izleyicilerimiz bezelerimizi hazırladıktan sonra tekrardan güzelce bir şekilde bezelerimiz ayarlanıyor. Ondan sonra da 40 dakika yaklaşık 45 dakika bir dinlendireceğiz. O kenarda yavaş yavaş bir dinlensin, beklesin. O kenarda beklerken biz de tekrardan ne yapıyoruz? Tenceremizin içine soğanımızı döküyoruz. Onu güzelce bir kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra da evet ekmeğimiz pişmeye başladı diyebilirim. Çevirdik ve pişmeye devam etsin. Şöyle bir ayarlıyoruz. Ondan sonra soğanımızı kavurduk. Soğanımızı kavurduktan sonra tekrardan içine kıymamı ilave ettim. Kıymamı kavurmaya başladım. Ondan sonra kıymamı yavaş yavaş kavururken içine biberimi, domatesimi, baharatlarımı ilave ettim. Bir yemek kaşığı kadar da salçamızı içine ilave ediyoruz. Salçamızı ilave ettikten sonra da tekrardan salçamızla beraber içine tuzumuzu da ayarladık ve biraz da maydanozumuzu döktük. Maydanozla beraber güzelce bir karıştırdık. Maydanozla beraber karıştırdıktan sonra harcımız hazırlanıyor. Ondan sonra hamurlarımızı açacağız. Tek tek hamurlarımızı ayarlayacağız. Hamurlarımız tek tek ayarlandıktan sonra da hazırlandıktan sonra da arasına kıymamızı ilave edeceğiz. Ondan sonra bütün ekmeklerimiz pişecek, hazırlanacak ve aralarına kıymamızı ilave edeceğiz. En son aşamaya geldikten sonra üzerine bolca yoğurdumuzu dökeceğiz. Hatta gerekirse sizlerle beraber de bir de sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuzu üzerine gezdireceğiz. Ve sosumuzu gezdikten sonra nefis bir sunumumuz hazırlanmış olacak ve ayarlanmış olacak. Onun için biz de yavaş yavaş artık ekmeğimizi pişirmeye başladık. Ekmeğimiz pişecek. Biz de kat kat kıymamızı ilave edeceğiz, harcımızı ilave edeceğiz. Ve ondan sonra da müthiş bir sunum olmuş olacak. Evet. Oh. Çevirdik. Vay 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 vay. Nefis oluyor. Pardon. Yavaş yavaş devam ediyor o hazırlamaya. Dilersek daha ufak da tutup biraz daha sevgili izleyicimiz küçük tutup hamurlarımızı ikişer tane de yapabiliriz. Hatta bu şekilde de yapabiliriz. Tercih size kalmış. Yani nasıl istiyorsanız
O şekilde ayarlamanızı yapabilirsin. Çevirdik. Biraz daha bir pişsin. Çünkü yeni ısındığı için o biraz daha bir pişsin. Evet, kapatalım. Hem alttan hem üstten pişirdiği için sevgilimiz daha hızlı ve kolay bir şekilde pişecek. Önemli olan tek nokta var. Yani biraz ızgaramız ısınacak. Birkaç dakika bir ısınacak. Isındıktan sonra da içine ne ilave edersek edelim hızlı bir şekilde pişecek. Tavuk etlerimizi 3 dakika içinde pişiriyor. Kırmızı etleri aynı şekilde, hemen etçilerimizi aynı şekilde 2-3 dakika içinde pişiriyor. Ondan sonra balıklarımızı aynı şekilde kısa bir süre içinde pişiriyor. Müthiş bir şey. İçinde istersen tost yapın, omlet yapın, ekmek pişirin. Canımız ne istiyorsa hepsini içinde pişirebiliriz. Şimdi şunu bir alalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir arkadaşlar bir görsün. Hemen ne kadar güzel bir şekilde kabardığını da, ekmeğimizin güzel bir şekilde ayarlandığını da buradan da görebiliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir ekmeğimiz hazır. Müthiş bir şekilde kabarmış. Evet. Gördüğünüz gibi. Hey maşallah. Hey maşallah. Çevirdik. Vay 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 vay. Şöyle müthiş bir gözlememiz de diyebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Onu bir alalım. Bismillah diyoruz. Ekmeğimizi alıyoruz. Onu şöyle bir tane tepsimize şimdilik gönderdik. Tepsimize gönderdikten sonra diğer hamurumu gönderiyorum. Ekmeğimi gönderdim. Kapağını kapatıyorum. O kenarda pişmeye devam etsin. Hazırlama devam etsin. Şimdi bize şuradan bir tane kabımız. Bir tane genişçe bir kabınız olsun ki sevgili izleyiniz. Hem biraz daha işiniz kolaylaşacak hem de onu güzelce bir şekilde karıştırmış olacaksınız. Genişçe bir kabımız. Taraturumuz da hazır onun için. Şöyle bir geniş kabımızda soğumasını sağlayacağız. O yarım saat bir soğusun. İyice bir soğuyacak. Ondan sonra yoğurdumuzu dökeceğiz. Bazen acele edebiliyoruz. Onun için sizler acele etmeyin. Biraz soğutun. Ondan sonra içine bolca yoğurt ve dereotunuzu dökebilirsiniz. İçine harika bir tat ve lezzet olacak. Şimdi o da hazır. Onu da biz şöyle bir kenara doğru alalım. Şurada bir beklesin. Kenarda yavaş yavaş soğusun. Evet. Şurayı biraz kendime yer açayım. Ben de rahat bir şekilde çalışayım. Evet, şimdi onu ayarladık. Şurayı toparlayalım. Bir tane de hamurum gelsin. Elimizin altında hazır bulunsun diye. Bir tane de hamurumu alıyorum. Üzerine minik bir dokunuş. Çeviriyorum. Umlansın biraz. Yapışıyor hemen. Onun için de şöyle bir hop. Yavaş yavaş. Minik minik onu açacağız. Kenar kısımları. Şöyle güzelce bir açılsın ve hazırlanacak. Hop. Çevirdik. Biraz da unlayalım. Ekmeğimiz. Vay 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 vay. Nefis olmuş ekmeğimiz. Nefis olmuş. Çevirdik. Şöyle bir sevgili Fatmacığım görelim güzel kardeşim. Vay 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 vay. Nefis bir ekmeğimiz. Gördüğünüz gibi hazır sevgili izleyicilerimiz. Evet. Kayseri yağlamamızı hazırlamaya başladık şimdi. Şimdi o yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Kapatıyorum. Onu kapattıktan sonra şuradaki ekmeğimi alıyorum. Artık aşamaya geçiyoruz sizlerle beraber. Çünkü bir yandan da hemen sunumuza geçiyoruz. Şuradan biraz kıymamızı alıyoruz. Evet. Hemen gideceğiz arkadaşlar. Hemen gidelim. Şunu bir gösterelim izleyicilerimize. Ondan sonra kısa bir süreliğine şöyle bir reklama gideceğiz sevgili izleyicilerimiz. Ben şurayı bir toparlayayım. Kısa bir süreliğine ondan sonra devam edeceğiz. Şöyle bir ayarlamamızı yaptık. Üzerine kıymamı gönderdim. Kıymamı gönderdikten sonra şöyle bir gösterelim. Evet. Görmeye devam edin. Açıyoruz. Şöyle bir. Ondan sonra üstünü kapatıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi üstünü kapattık. Şu uygulamayı da bir gösterelim. Hemen izleyicilerimize. Aşamaları çünkü aynısını yapsınlar diye. Biraz daha üzerine. Şimdi bunu kat kat devam edeceğim sevgili izleyicilerimiz. Bütün işlemimizde böyle yapacağız. Onun için de biraz daha kıymamız gelsin bakalım. Oh mis. Kenarlarına doğru kıymamız hazır. Evet. Hepsine yetecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Onun için ne yapacağız? Hepsine yetsin. Şuradan bir tane de ekmeğimi gönderiyorum. Kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi aşama aşama devam edeceğiz.
Evet, şimdi sevgili izleyicimiz, ben yavaş yavaş bir hazırlığıma devam edeceğim. Şöyle bir tezgahımı hazırlayayım. Siz de bu arada kendinize bir tane çay alın. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim mi? Ekran başında ayrılmayın. Minik bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz de ızgaramızda ekmeğimizi pişirmeye devam ediyoruz. Ve aşama aşama devam ediyoruz. Şimdi ekmeğimi tekrardan aldım. Ve ondan sonra da üzerine kıymam. Şöyle biraz kıymamız. Bunu kat kat devam edeceğiz. Evet. Şöyle bu ekmekleri gördüm ya. Bir de bunun yanında Van'ın otlu peyniri olacak. İçine koyacaksınız ve nefis olacak. Siz de şöyle... Tadına varacaksınız ve harika olacak. Harika. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Evet, üstüne bir kat daha devam ediyoruz. Gelsin bakalım. Ekmeğimiz hazır. Hızlı bir şekilde pişiriyor sevgili izleyenimiz. Onun için ben de hemen kapağını kapatıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Evet, biraz daha kıymam. Böyle biraz daha kıymam. Şöyle yapalım. Kameramız da görsün. Onun için şuraya ayarladık. Devam. Üzerine biraz daha. Şöyle bir hafif kıymamızı ayarladık. Evet. O devam etsin. Şöyle burayı biraz toparlayalım. Evet, şimdi şöyle bir buradan çalışabiliriz biz de. Bir tane de hamurumuzu açalım. Bir tane de hamurumuz şuradan. Onu da açalım. Hem elimizin altında hazır bulunsun ki rahat çalışalım diye. Ondan sonra sosumuzu sizlerle beraber hazırlayacağız sevgili izleyicimiz. Ve yavaş yavaş devam ediyoruz. Şunu kaldıralım şimdilik. Şöyle bir çevirdik. Evet. Biraz. Şöyle bir bize engel olduğu için kendimize de yer açalım. Çevirdik. Minik minik açıyoruz. Kendime doğru biraz çekeyim. Buradan onu güzelce bir hazırlayacağım. Evet. Bir tane daha ayarladık. O da hazır. Şimdi ocağımızın altını açalım. Ocağımızın altını açtıktan sonra hafif biraz yağımızı şuradan alalım. Biraz da yağımızı döküyoruz. Güzel bir sosumuzu sizlerle beraber hazırlayalım. Evet. Minik biraz sosumuz hazır. O şimdi kenarda yavaş yavaş devam etsin. Evet. Biz de ayarlamamızı yapalım bir yandan. Şuradan biraz daha. Hafif biraz yağımız. Fazla olmasın. Ekmeğimiz. Ne dur. Evet, şimdi ekmeğimizi çevirdik. Hemen ekmeğimizi görüyorsunuz sevgili izleyicimiz. Ekmeğimizi güzelce bir şekilde bir çevirdik. O da yavaş yavaş hazır diyebilirim. Hızlı bir şekilde pişiriyor ekmeğimizi. Ekmeğimizi alıyoruz. Bunu da aynı şekilde üzerine yoluyoruz. Vay 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 vay. Nefis oluyor, nefis. Bir tane daha şuradan hazırlanmış oldum. Ekmeğimi gönderdim. Ondan sonra Kayseri yağlamamızı hazırlamaya devam edeceğiz. Evet, sıcak sıcak ayarlamamızı yapmaya devam ediyoruz. Gelsin bakalım. Son 4 tane kaldı. Hemen onları da hazırlayalım. Şöyle güzelce bir ayarlayalım. Devam. Şunu da bir çevirdik. Minik biraz unumuz. Hem yapışmasın hem de rahat bir şekilde açılsın dedik. Evet. Böyle minik minik açıyoruz. Çevirelim. Yapışmasın diye. Evet. Şimdi o kenarda beklesin. Sosumuz için yağımızı içine ilave etmiştik ve o kenarda yavaş yavaş ısınıyor. Isınırken salçamızı içine ilave edelim. Şuradan biraz salçamız. Gelsin bakalım. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacak. Salçamızı yolladık. Salçamızı yolladıktan sonra da
Onu yavaş yavaş karıştıracağız. Şurayı biraz daha kısalım. Taraturumuz için, sevgili izleyicilerimiz, taraturumuz için de sunum yapacağımız tabağımız. Şu tabağımız güzel gözüküyor. Bir tane tabağımız. Ondan sonra da hemen biraz dereotumuzu doğrayacağız ama tezgahımız dolu olduğu için ben onu bakayım. Nerede doğrayabilirim? Şu köşede bir yerde doğrayabiliriz. Veyahut da buradan da şöyle bir alalım. Buradan doğrayalım. Tezgahımız dolu olduğu için ben hemen kenarda şöyle bir yer bulamadım Fırat. Maydanozumuzu doğrama yer bulamadım. Onun için güldüm güzel kardeşim. Şimdi bunları minik minik doğramaya başladık. Devam. Ufak ufak. Bu da tarator için kullanacağız sevgili izleyicimiz. Taratorumuz için kullanacağımız yeşilimiz diyebiliriz. Evet. O da hazır. Şöyle bir şunu bir size de görün diye ama şöyle yapalım. Şunu kaldıralım. İçine önce bir tezgahımız dolu olduğu için rahat çalışamadı. Evet, gönderdik. Ekmeğimiz, onu da çevirelim. Unutmayalım ekmeğimizi. Hemen hızlı pişirdiği için onu da çevirdik. Ekmeğimizi çevirdikten sonra 2 dakika daha beklesin. Ondan sonra da yoğurdumuz, hemen şurada süzmüş olduğumuz yoğurdumuz geliyor. Yoğurdumuzu da döktük, gönderdik ve karıştırıyoruz. Yoğurtla beraber yavaş yavaş devam. Şöyle iyice bir karıştırıyoruz. Müthiş bir karışık tarator hazırlıyoruz. Evet. İyice bir kenar kısımlarından karıştıralım. Vay 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 vay. Sosumuz o da müthiş olacak. Müthiş. Biraz acılı olsun. Ondan sonra hafif biraz da kırmızı toz biberimiz. Minik biraz kimyonumuz, hafif biraz da kekik artı bir lezzet ve tat katacak sosumuz içinde. Hepsini içine ilave ettik. Karıştırdık. Şurada minik biraz tuzumuz. Az bir fazla olmasın. Az bir suyumuz dedik. Hemen az bir suyla yeterli bu kadar. Duruma bakacağız. Evet. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Yani onu da içine ilave ettik. Ve onunla beraber sosumu hazırladım. Taratorum o da hazır. Şimdi taratorumuz kenarda bir dursun. Ekmeğim çünkü yanmasın. Onu bir çevirelim şöyle bir hazırlayalım. Buraya biraz kıymamızı ayarlıyoruz. Üzerine bolca kıymamız. Ondan sonra gelsin bakalım sıcacık ekmeğimiz. Onu da şöyle bir çevirdik. Vay 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 vay. Diğer ekmeğimiz hazır. Şöyle bir gönderdik. Ondan sonra da kapatıyoruz. O da kenarda devam etsin ayarlanmaya. Evet. Taratorumuz dedik sevgili izleyicilerimiz. Onun için sunum yapacağımız tabağımız hazır. Hemen tabağımızı hazırladıktan sonra şuradan birazını alıyoruz. İçine döküyoruz. Evet. Az daha dokunuş. Güzel olacak ve ondan sonra da şöyle güzelce bir yayıyoruz. Evet. Onu güzelce bir yaydık. Onu yaydıktan sonra da şimdi yavaş yavaş yağımız bunu bir alalım kenara. Şuraya bir aldık. Kameramızın daha güzel görmesi için. Evet. Şimdi şöyle önünüzü mü kesiyor? Sesiniz kenara doğru alabilir. Evet şimdi biraz şuradan üzerine hafif bir nanemiz. Şöyle bir nanemizden de hafif biraz gönderdik. Sosum hazır. Sosumuz da hazır sevgili izleyicimiz. Onu da güzelce bir karıştıralım. Ve yavaş yavaş sosumuz hazırlanıyor. Yağımız biraz daha ısınsın. Ondan sonra biz de ekmeğimizi hazırlamaya devam edelim. Şöyle buradan biraz daha harcımız gelsin bakalım. Şimdi bundan sonra kalanlarını da bir sevgili izleyicimiz ona göre pay edeceğiz ve hazırlayacağız. Gelsin bakalım hamurumuz. Şurada minik biraz açalım.
Onu açtıktan sonra da yavaş yavaş şöyle bir çevirdik. Tekrardan çeviriyoruz. Minik minik açıyoruz. Şurayı da biraz daha ufak açtık ve kenara doğru aldık. Minik biraz daha unumuzu üzerine serpiştirip biraz daha açabiliriz. Evet. Yavaş yavaş hazır ve şöyle bir çevirdik. O şimdi kenarda dursun. Yağımız hazır. Yağımız hazır. Şöyle hafif biraz yağımızı üzerine döküyoruz. Oh! Vay 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 vay. Nefis oldu, nefis. Çok da güzel oldu sevgili izleyicilerimiz diyebiliriz. Ve yağımızı da üzerine döktükten sonra da harika bir sunum oldu diyebiliriz. Şöyle de bir sosumuz da hazır. Artık bunların altını kısabiliriz veya tamamıyla da kapatabiliriz. Sosumuz hazır ve ekmeğimiz çevirelim. Vah! Mis gibi olmuş. Tekrar çevirdik. Şimdi Kayseri yağlamamız için neler yaptık sevgili izleyicilerimiz? Tekrardan değinelim mi sizlerle beraber? Kayseri yağlamamız için öncelikle bir güzelce bir şekilde bir ayarlamamızı yaptık. Genişçe bir kabımızın içine unumuzu boşalttık. Ondan sonra ortasını hazne şeklinde açıyoruz. Ortasına kuru mayamızı, tuzumuzu, şekerimizi döktük ve alabildiği kadar suyla beraber hamurumuzu açtık. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Ve hamurumuz hazırlandıktan sonra tekrardan şunu şöyle bir alalım. Ondan sonra devam edelim. Ondan sonra hamurumuz hazırlandıktan sonra onu dinlendirmeye bırakıyoruz. O kenarda güzelce bir şekilde bir dinlensin. O kenarda yavaş yavaş. Evet. Şimdi kat kat sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir gördüğünüz gibi kat kat. Hem kendi suyunu hem de kendi suyunu çekiyor. Biraz da sosumuz da olacak. Şimdi devam edeceğiz. Bu katlarımıza devam edeceğiz. Müthiş olacak ve harika olacak. Sıcacık ve harika bir sunum olacak. Şöyle bir üzerine hafif bir uygulamamıza devam edelim. Şimdi şunları bir çevirelim. Yavaş yavaş çevirdik. Biraz daha açalım. Evet, devam. Sizler de programımıza gelmek istiyorsanız, yeni ürününüz varsa, onu tanıtımını yapmak istiyorsanız, reklamını yapmak istiyorsanız, aynı şekilde Instagram üzerinde bana ulaşabilirsiniz. bitişikşefablosa.tgt sayfasında programımıza konuk olacaksanız aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Yemekleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Ondan sonra selamlarınız varsa gönderebilirsiniz. Ve hatta bizlerle beraber yemeklerimizi yapıyorsanız, onlar da resimlerini benimle paylaşmak istiyorsanız gönderebilirsiniz. Yeni tarifleriniz varsa, farklı tarifleriniz varsa onlar da paylaşmak istiyorsanız aynı şekilde Instagram adresimden bana gönderebilirsiniz. bitişikşefablosa.tgt sayfasına istediğin anda sizlere de ulaştırabilirsiniz ve gönderebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ekmeğimizi hemen pişirdik. Hızlı bir şekilde pişirdiği için çevirdik. Ondan sonra da biraz daha üzerine kıymamız. Artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şöyle biraz şurada da aynı şekilde olsun. Evet. Şöyle güzelce kıymamızı dahildik. Çevirdik ekmeğimiz. Hazır. Sıcak bir şekilde onu da çekiyoruz üstüne. Şimdi bunu da gönderiyoruz. Güzelce bir şekilde onu da gönderdikten sonra son bir tane kaldı. Hemen onu da bir alalım. Şuraya yanımıza doğru aldık. Az bir unumuz çevirdik. Ondan sonra da yavaş yavaş açıyoruz. Devam. Çevirdik. Evet. Yavaş yavaş şöyle bir açıyoruz. Evet, şimdi müthiş oldu diyebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Hamurumuz, son zaten hamurumuzdu, onu da açtık. Şurayı biraz toparlayalım. Bu arada ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? Şunu da bir kaldıralım, artık bir işimiz kalmadı. Hemen şöyle bir gel. Biraz da tezgahımız hem açılmış olsun hem de biz rahat bir şekilde çalışalım. Evet, Bimex ızgaramızda harika pişirimler yapabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Çok güzel pişirimler sizde de yapabilirsiniz ve biz de yavaş yavaş ekmeklerimizi hazırladık ve yumuşacık çok lezzetli ekmeklerimiz oldu diyebiliriz. Evet, yağlamamızı
hazırladık. Son aşamaya geçiyoruz. Bir tane kaldı. Hemen ben zaten bir tane alacağım. Bunu da şöyle bir sevgili Çağrı'cım yesin diye onu ayıracağım. Çok seviyormuş. Sevgili Çağrı kardeşim için de bu son ekmeğimi ayıracağım. O da afiyetle yesin güzel kardeşim. Evet, şöyle bir pamuk gibi hemen güzelce bir şekilde hemen hazır. Yavaş yavaş. Evet. Şöyle bir ekmeğimiz hazır. Son ekmeğimiz. O da biraz bir toparlansın. Şimdi kalan bütün kıymamızı şöyle birazını alalım. Üzerine hafif az bir şey bir paylaştıralım. Evet. Şunu güzelce bir paylaştırdık. Ve güzel oldu. Evet, onu paylaştırdıktan sonra devam edeceğiz sevgili izleyenimiz. Şöyle biraz daha bir toparlansın. Ekmeğimiz hazır. Onu da bir alacağız. Son ekmeğimiz, o da hazır. Onu da şöyle bir üzerine aldık. Ve şurayı evet gönderelim. Kapatıyoruz. Ve yavaş yavaş ben şöyle bir şurayı bir toparlayayım. Hem burası da bir toparlansın. Daha rahat bir şekilde biz de çalışalım. Evet. Devam. Kayseri yağlamamız. O da hazır. Hemen şuradan tezgahımızı şöyle güzelce bir toparladık mı birazdan sizlerle beraber neler yaptık, neler hazırladık hep beraber bir göz atacağız. Bence şurayı bir toparlayayım. Dağını görünmesin. Evet, şöyle bir tezgahımız belli toplu olsun. Güzelce bir temizlensin. Ve tezgahımız da toparlandı diyebilirim. Şunu da bir kaldıralım. Onda da bir işimiz kalmadığı için kaldırdık. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yavaş yavaş son ekmeğimiz. Onu çeviriyorum. Kapatıyorum. Onda artık bir işim kalmadığı için altını da kapattım ve onu kenara alalım. O zaten kendi kendine pişecek sevgili izleyenimiz. Kendi kendine pişecek. Biz ızgaramızı kaldıralım. Hemen ızgaramız bir kalksın ortadan şimdilik. Müthiş pişirimler yapıyor. Hızlı, kolay bir şekilde. İçinde her şey yapabilirsiniz. Lahmacundan, gözlemesine, tostuna, omletine ve canımız ne istiyorsa çorbasından tutun pilavına kadar hepsini içinde yapabiliyoruz sevgili izleyenimiz. Şimdi şunu yanımıza doğru aldık. Ve üzerine biraz daha şuradan güzelce bir ayarlamamızı yapalım. Bu normal. Güzelce bir şekilde sevgili izleyicimiz yavaş yavaş hazırladık ve ayarladık. Ve ondan sonra da onu ayarladıktan sonra ben hemen aslında normal şurada size görün diye yapmak isteyeceğim ama orada biraz da yağ suyu döküleceği için onun için ben tercih etmedim. Sizler evde isterseniz düz bir tabağın kabın üzerine de yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Önce bismillah dedik. Şöyle bir kesiyoruz. Kestik. Devam. Pamuk gibi olmuş. Pamuk. Evet. Şunu da bir çevirdik. Ve güzelce bir şekilde ayarladık. Şimdi onu da ayarladıktan sonra da ben bir tane şuradan evet, şimdi şunu bir aldık. Onu aldıktan sonra onun içine alalım ki izleyicilerimiz de görsün. Çünkü onlar da bizim ne yaptığımızı görmeleri için şöyle bir alıyoruz. Bir tane şuradan yuvarlak bir tabağımızı da koyabiliriz. Hazır. Gelsin bakalım. Müthiş oldu değil mi sevgili izleyicilerimiz? Harika bir sunum ve çok da güzel oluyor. Şu tabağımıza ben şöyle bir çevirdim. Şunu da alıyorum. Şöyle bir güzel bir görsellik ortaya çıksın. Bunu da aldık ve hazır. Şimdi onlar hazır. Tepsimizi kaldırıyoruz. Ondan sonra da
İşlemimize tabii ki devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şurada biraz yoğurdum. Evet, hangisini istiyorsanız ondan devam edebiliriz. Şunu da bir yanımıza doğru alalım. Şunu bir kaldırdık. Minik bir tane kaşığımız gelsin. Evet, üzerine yoğurt. Bismillah dedik. Üzerine biraz yoğurt. O suyu bir aksın şöyle bir. Harika olacak. Üzerine yoğurdumuz. Biraz daha buna da yoğurt. Şimdi devam ediyorum. Biraz daha buna sevgili izleyicilerimiz. Evet. Harika oldu. Evet, yoğurdumuzu kaldırıyoruz. Ve devam ediyoruz. Buradan devam edelim. Sosumuz. Vay, 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 vay. Vay, nefis oldu, nefis. Evet. Şöyle yağlarımız bir aksın. Harika oldu. Devam ediyoruz. Biraz da bunların üzerine sosumuz gelsin. Evet. Biraz daha sosumuz şunların üzerine. Düz tabak ayrılacaktık ama sevgilimiz sular yağları dökülmesin diye tercih etmedim. Şimdi onlar da hazır. Şunu bir kaldıralım ve müthiş bir sunumumuz oldu diyebilirim. Ben şöyle bir kenara alıyorum. Ondan sonra bunu da aldık. Hemen neler yaptık, neler hazırladık sizlerle beraber bir göz atabiliriz. Ben şurayı bir toparlayayım. Ondan sonra da neler yaptık sizlerle beraber bir göz atalım. Kusura bakma, biraz süremiz az olduğu için ben biraz acele ediyorum. Hakkınızı helal edin. Pastamız dediğimiz gibi soğuyacak sevgili izleyicimiz. Soğuduktan sonra dolaba göndereceğiz. Dolapta 2 saat bekleyecek. Aslında normal sunumu yapacaktı ama zamanımız kalmadığı için kesmedim. Ondan sonra istediğiniz şekilde de kesip sunumunuzu yapabilirsiniz. Evet, karışık tarator içinde neler yaptık hemen? 1 adet kabak, 1 adet patatesimiz. Gösterebiliyorsak çok da güzel olur arkadaşlar. Ondan sonra 1 adet patlıcanımız, 3 diş sarımsağımız, ondan sonra 3 su bardağı kadar yoğurdumuz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarı sıvı tuzumuz, karabiberimiz ve de 1 tutam dereotumuzu kullandık. 1 adet kabak, patates, patlıcan, 3 diş sarımsağımız, ondan sonra 3 su bardağı kadar yoğurdumuz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarı sıvı tuzumuz, karabiberimiz ve 1 tutam da dereotu kullandık. Öncelikle tenceremize yağımızı döktük. Yağımızı döktükten sonra sarımsağımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra kabağı rendeleyip içine ilave ediyoruz. Ondan sonra patlıcanı rendeleyip içine ilave ediyoruz. Ben bir tane de havuç içine ilave ettim. Ondan sonra bir tane de patatesimizi rendeledik, ilave ettik. Hepsini iyice bir kavurduk. İçine tuzumuzu, karabiberimizi ilave ettik ve ondan sonra soğutmaya bıraktık. İyice soğuduktan sonra tekrardan hemen yoğurdumuzu hazırladık, içine ilave ettik. Yoğurt ve dereotuyla beraber karıştırdık. Sunum yapacağımız hemen tabaklarımıza döküyoruz. Üzerine yağımızı da ısıttık, yağımızı da gezdirdikten sonra hemen yağımızın içinde varsa elinizde biraz da taze nanemiz veya da dereotumuzu veya da istersek sevgili izleyicilerimiz hafif biraz da kuru nanemizi içine ilave ediyoruz. Onunla beraber çok da güzel olacak ve çok da farklı bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, devam edelim diğer listemize. Evet, Kayseri yağlamamız için de neler yaptık? Hemen Kayseri yağlamamız için de 5 su bardağı kadar unumuz, 10 gram kadar kuru mayamız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarı sıvı tuzumuz, ondan sonra 2 çay kaşığı kadar toz şekerimiz, ondan sonra 2,5 su bardağı kadar suyumuz veya alabildiği kadar su diyebiliriz. 5 su bardağı kadar unumuz, 10 gram kuru mayamız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarı sıvı tuzumuz, ondan sonra 2 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, 2,5 su bardağı kadar suyumuz, ılık suyumuz. Ondan sonra kıymalı harç için de sevgili izleyicilerimiz 300 gram kadar dana kıymamız, 300 gram kadar veya da dilersek onu biraz daha artırabiliriz. 4 adet kuru soğanımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarı sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve de 1 su bardağı kadar suyumuzu kullanıyoruz. 300 gram kadar dana kıymamız, 4 adet kuru soğanımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 1 tatlı kaşığı kadar doktor sarı sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, 1 su bardağı kadar suyumuz, üzeri için sunum içinde yoğurt ve sarımsak kullanıyoruz. Önce geniş kabımızı içine unumuzu boşaltıyoruz. Ortasını açtık. Ortasına şekerimizi, kuru mayamızı, tuzumuzu ilave ettik. Alabildiği kadar suyla beraber hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzu yarım saat bir dinlendiriyoruz. Tenceremize tekrardan yağımızı döküyoruz. Soğanımızı kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra sırasıyla kıymamızı, biberimizi, domatesimizi, baharatımızı, salçamızı ilave ettik. Harcımızı hazırladık. Ondan sonra hamurumuzu açıyoruz. Hemen hamurumuzu açtıktan sonra arasına aynı şekilde hazırlamış olduğumuz kıymamızdan da
dahil ediyoruz. Kıymamızla beraber kat kat devam ediyoruz. Son katına geldikten sonra üzerine kıymamızı döküyoruz. Ondan sonra tekrardan ben biraz da sos hazırladım. Sosumu üzerine ilave ettim. Yoğurt ve sosla beraber çok lezzetli ve güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, son listemiz. Hemen onu da bir alalım. Muhallebi pastamız için de sevgili izleyicimiz, onun için neler kullandık? 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 paket bisküvimiz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 paket bisküvimiz, 1 paket vanilyamız ve 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuzu kullandık. Tenceremize yağımızı döktük. Ondan sonra unumuzu içine ilave ettik. Unumuzu iyice bir kavurduk. Unumuzu iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine sütümüzü ilave ediyoruz. Ondan sonra şekerimizi, vanilyamızı ilave ediyoruz ve o iyice bir koyulaşıyor. Koyulaştıktan sonra hepsimizin altına az bir şey döküyoruz. Bisküvilerimizi seriyoruz. Tekrardan üzerine muhallebimizi de döküyoruz. Bisküvilerimizi aynı şekilde seriyoruz. Kat kat devam ediyoruz. Son katına geldikten sonra muhallebimizi üzerine döktük. Ondan sonra toz kakaomuzu herhangi bir süzgecin içine boşaltıyoruz. Ufak bir dokunuşlarla üzerine serpiştiriyoruz. Üzerini kapattıktan sonra Hindistan cevizimiz ve pasta süsümüzle beraber süsledik. Normal ortamda yarım saat, dolabımızda da 2 saat bir dinlenecek ve dinlendikten sonra istediğiniz şekillerde, ölçülerde kesip sunumunuzu yapabilirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde yemeklerimizi hazırladık ve tezgahımız hazır. Lotus sosu ve tuzumuzu da sevgili izleyicilerimiz satın almak istiyorsanız aynı şekilde hemen 0212 912 14 74'ü arayabilirsiniz. 0212 912 14 74'ü arayabiliriz. Dilerseniz hem tuzumuzu hem de Bimex ızgaramızı satın almak istiyorsan benim sosyal medya hesaplarım bitişikşefapblogs.tgt sayfasından satın alabilirsiniz. Oradan da aynı şekilde satın alabilirsiniz. Dilerseniz orada da programımıza gelmek istiyorsan bana ulaşabilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Öncelik tabii ki gurbetçilerimiz, buradan bütün gurbetçilerimize benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Türkiye'de izleyen herkes, bizleri yalnız bırakmayan herkes ve de bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ondan sonra askerlerimiz, polislerimiz, memurlarımız, sağlık çalışanlarımız ve de öğretmenimize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.